Ay sonunda günaydın diyebiliyorum size. Ay uzun zamandır video çekmediğim için yine utandım. Neyse bir dakika. Kapıyı kapatayım da kimse değil. Sabah video çektim zaten, orada hiç konuşamadım. Direkt 9.30'da toplantıya girdik. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Normalde böyle de değilim. Bu arada küpe falan taktım. Yani ruj bile sürmüştüm de geçti. Toplantı olduğu için öyle yaptım. Şimdi daha saat 10.30 şu an. Kahvaltı fırsatı buluyorum. O yüzden hemen onu yapacağım. Bir dakika, sizi nereye koysam bilemedim. Kahve yapacağım çünkü şu keçi boynuzlarını alalım da. Tuvalet kağıdını alalım, görüntü bozmasın. İyi ki bu makine var canım, makine. Kahvelerimizi buna koyduk. Bu Davidoff. Bu çok güzel. Bu da süt. Süt yapalım. O da burada dönüyor. Bugün yoğun bir gün biraz. Bugün bu arada yine çalışacağım. Öğlen bir duş alırım. Daha sonra akşam pilatese gideceğim. Sonra Kerem'le buluşacağım. Ben bugünlük bu kadar. İş kısmında birazcık yoğunum. Tamam. Hepsini göreceğiz. Tırnaklarım da çok hoşuma gidiyor. Saat 12.50, araya çıktık ve hemen duşa gireceğim. Hatta size yeni bir şampuan göstereceğim. O yüzden girmeden hemen onların hepsini bir anlatayım. Ve bu arada gerçekten vlog çektiğim için çok heyecanlıyım. Çok mutluyum şu an. Ay hepsini duştan çıkardım. Şimdi göstereceğim sıra sıra. Bunu yeni aldım. Böyle yine Instagram'da benim takip ettiğim ve arkadaşlarımdan, diğer influencerlardan bunu gördüm. Bu saç dökülmesini önlüyor. Dediğim gibi deneyeyim. Watsons'tan aldım ve gerçekten yani mucizevi bir şekilde azalttı. Benim saçım gerçekten her duşta mesela şöyle yaptığımda böyle geliyordu yani. Bunun sayesinde gerçekten çeyreğine falan geldi yani. O yüzden bunu kullanıyorum. Ama açtırdıktan sonra bu mor şampuanı kullanıyorum. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu yani klasik mor şampuan zaten. En iyisi bu sanırım. Ondan sonra saç maskesi bu. Watsons'ın, şöyle yapayım bakayım. Buna zaten link koyarım da. Avokadolu şey, çok büyük. Yani yarım litre. Ve ömürlük bir şey. Ben bunu geçen yaz almıştım yani. Çok iyi, ellerim ıslandı duştan çıkardığım için. Ondan sonra body peeling. Bu çok az kaldı bu arada. Çünkü yani küçük yetmiyor. Yani bütün vücuda uygulayınca zaten yarısı bitiyor. Şu yani bu kadar kaldı. Bunu ben 4-5 kere falan kullanmışımdır. Hemen bitti. Ama çok güzel, yumuşacık yapıyor. Ondan sonra onun üstüne de artık şunu kullanmaya başladım. Bu bize ajansımızın yılbaşı hediyesiydi. Body Shop'ın duş jeli. Ne diyor? Love and Plumps diye bir şey. Veganmış. Bunların İkisi yumuşacık yapıyor. Bir de bunun vücut kremi var. Nemlendiricisi var, pardon. Duştan sonra onu sürüyorum. Bu kadar sanırım. Bir bakıyorum. Aynen. Krem var ama kremi ben o kadar kullanmıyorum. Yani saç maskesi daha iyi şey kreme göre. O yüzden onu kullanıyorum. Neyse. Duştan çıktıktan sonra da ne sürdüğümü artık duştan çıktıktan sonra gösteririm. Bir şey söylemeyi unuttum. Onu söyleyecektim. Bu arada ben o mor şampuanı her duşa girdiğimde yapmıyorum. Haftada 2. Bunu söyleyecektim. Bye bye. Evet, çıktım, giyindim. Şimdi yüzüme hiç böyle yıkama zaten. Yani sadece suyla yıkadım. Peeling falan hiç uğraşamayacağım gerçekten. Sadece şöyle bir şey almıştım çok önceden. Bu Doğa diye bir marka. Zaten dediğim gibi yine. Bütün her şeyi linke koyacağım. Niacinamid var. Bunu süreceğim. Sonra onun üstüne de yine aynı markanın nemlendirici kremini süreceğim. Gerçekten bu kadar yüzüm için. Saçıma da bu sadece. Çok güzel bir şey bu arada. Gerçekten yumuşacık yapıyor. Bu arada duşta maske falan sürmedim. Hiçbir şey sürmedim. Sadece mor şampuan ve bir normal şampuan sürdüm. O kadar. Şimdi kurutacağım. Bu arada burada şey, mikrofiber saç havlusu. Bu çok güzel emiyor suyu. Bunu söyleyeyim dedim. Arkadaşlar benim saçım galiba kıvırcık, biliyor musunuz? Yani bu TikTok'ta
Hani saçımı kurutuyorum ama işte düz olmuyor. Saçın aslında kıvırcık olabilir. Bu arada çok kırık saçım. Şuna bakın. Allah kahretmesin ya. İşte sarı böyle bir şey. Ama şimdi bir tekrar şundan süreceğim ve şunu söyleyeceğim. Yarına bu saç güzel oluyor. Yani bir uyuyunca üstüne her şey güzelleşiyor. Aynen şu an 2 dakika şöyle toplayalım. Abi rezalet bu arada. Yani o kadar kırık ki şuna bakın. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi şunları süreceğim hemen. Oldu değil mi? Ay çok renksizim ya. Bunu süreyim. Abi gerçekten hemen insana renk veriyor. Aynen bakalım. Tamam şimdi daha mutluyum. Sabah çektiklerimi editleyeceğim. 15 dakikam kaldı. En azından bilgisayara atayım. Çünkü gerçekten telefonumda fazla şeylerin kalmasını hiç sevmiyorum. Gerçi bilgisayarımda da yer kalmadı ama olsun yine de. Ay arkadaşlar. En son aradan çıkmıştım. Video editliyorum falan demiştim. Neyse bu arada zaten bir şey olmadı. Öğleden sonra biraz işim yoğunlaştı. O yüzden çekmedim. Zaten çekecek diye bir şey yoktu. Aynı şeyleri yaptım. Aynı oturduğum yerde çalıştım yani. Sadece farklı bir kombinle. Sonra işte gayet giyindim şöyle. Ay çarpan. Pilates'e gidiyorum. Saçım rezalet farkındayım. Sonra Kerem'le buluşacağım. Bakalım şimdi yoldayım yani. Pilates'e gidiyorum. Şimdi Buse beni bitirdi yine. Video kesildi. Bu hafta buraya 3. gelişim. Saçlarım çok kötü gerçekten. Sinirim aşırı bozuluyor. Sondu bu hafta. Haftaya bir kere daha gelecek miyim? Evet. Sonra bu paketim de bitiyor. Artık Amerika'dan Sümeyra geldi. Amerika'dan döndükten sonra devam edeceğim. Kerem'in İngilizce kursundan çıkmasını bekliyorum. Sonra onu almaya gideceğim. Kerem'le buluştuk. Yaşasın. Biraz mutluluktan ağlamış olabilirim. Çünkü Kerem bana çok istediğim bir hediye almış. Sonra yemeğimizi çekiyorum. 400 lira niye vereyim ben 1 saatlik yola? 5 dakika falan baksana kayırmalar. 20 euro para ver. Sonra biz otele geldik. Evet arkadaşlar şu an arabadayım aslında ama direkt bu ışık yandığı için başka her şey karanlık gözüküyor. Şimdi şöyle saat 12'ye 10 var. En son size işte evden çıktım. Pilates'e gittim onu da çektim bir dakika. Oradan çıkıp Kerem'i aldım. Kerem'le buluştuk. Onunla otururken arkadaşlarımız geldi. Onlarla da oturduk bu kadar. Gerçekten bugün böyle bitti. Ondan sonra ya bu şu an neden konuşuyorum? Çünkü evde herkes uyuduğu için konuşamayacağım ki zaten eve gittiğimde de bir şey yapmayacağım yani. Normal üstümü giyinip hazırlanıp yatacağım. O zaman kapatıyorum videoyu. Yine en gerildiğim ana geldik. Uzun zaman sonra yani eğer izlediyseniz destek olursanız eğer yani çok sevinirim. Olmasanız da sevinirim. İzlemeniz bile yeterli yani. Çok teşekkür ediyorum şimdiden.